Gençlik Radyosu stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün Dünya Şampiyonası'nda ülkemize büyük bir gurur yaşatan tekvandocu, milli sporcumuz Kübra Dağlı bizimle birlikte olacak. Kendisiyle spor hayatına dair, spor anlayışına dair güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Kübra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyiyim, gayet iyiyim şu an. Dinlenmedeyiz. Biliyorsunuz koronadan dolayı. Çok uzun bir dinlenme süreci oldu sizler için. Aynen, bayağı bir uzun oldu. Nasıl geçti aslında peki? Bir bakıma da güzel oldu diyebiliriz. Evet. Çünkü ben çok yoğun bir tempodaydım. Hani Sakarya'da okuyordum zaten. Sürekli her hafta antrenman yapmak için Sakarya'dan İstanbul'a geliyordum. Ve sürekli kamplardayız zaten. Hep böyle bir tempo halindeydik. Bizim için üzücü oldu ama bir bakımından da dinlenmiş olduk. Yani evet. Güzel tarafından bakmaya çalışıyorum diyebilirim aslında. Evet, bence de hayat başka türlü çekilmiyor yoksa. Peki evet. Spora başlama hikayenizle başlayabilir miyiz? Kübra Dağlı spora nasıl başladı? Evet, herkesin en merak ettiği konu. Nasıl başladım? Aslında böyle çok büyük bir sürpriz olmadı. Mesela arkadaşım hani filmden izleyip etkilendi başladı ama benim öyle olmadı. Zaten sporcu bir aileden geliyoruz. Bizim de spor kulübümüz vardı. Babam boks antrenörü, amcam da zaten tekvando antrenörüydü. Ama böyle bir türlü başlamaya fırsat olmuyordu ya da ben cesaret edemiyordum, bilmiyorum. Bir gün böyle sürekli kuzenimle aynı evde yaşamıyorduk da dedemlere çok fazla gidiyorduk. Hep beraberdik. Sonra hani sürekli birbirimize böyle hani sataşıyorduk. Bir şeyler oluyordu hep aynı yerde olduğumuz için. Annemler de şey dedi hani burada birbirinizi yiyeceğiniz ya gidin tekvandoya. Orada kurtlarınızı dökün dedi. Biz de bu şekilde başladık. Bize geldi. Hazırlandık. Ve tekvandoya başlamış oldum. Bu şekilde. Sesiniz gelmiyor. Karate ve tekvando ile ilerleyen bir süreç oldu sizin için spor. Karate ve tekvando dışında başka ilgilendiğiniz spor dalları oldu mu hiç? Şöyle anlatayım. Amcam tekvando ile ilgileniyordu ama aynı zamanda da kulüpte karate branşı da vardı. İlk başta aslında karate ile başladı. 12 yaşındayken başladım. Bir sene kadar yaptım. Daha sonra maçlarına falan gittim. Ama maçlarda dövüşürken rakibime çok sert vurmuştum. Ve karate aslında sert vurmak yok. Yani tekniği göstereceksin. Böyle mesela vurdun, çektin böyle. Sert bir şekilde vurmak yok. Ben çok sert bir şekilde vurduğum için diskalifiye oldum. Sonra amcam da dedi ki sen dedi tekvando iyi yaparsın dedi. O yüzden gel tekvando dedi. Bu şekilde tekvandoya bir geçiş yaptım. Ama başka bir branşta hiç ilgilenmedim. Peki karate ve tekvando arasındaki farktan bize biraz söz edebilir misiniz? Evet, ikisini de yapmış bir kişi olarak şunu söyleyebilirim. Herkes çok fazla benzetiyor. Tamam, ikisi de doğu sporu. Ama ikisinde çok farklı kuralları var. İkisinde de tabii dövüşler var, işte kata deniliyor, bizde de kumite deniliyor. Birisi de kumite, birisi de pirogi deniliyor mesela. İsimler farklı ama o anlamda benziyor. Ama mesela dövüş biçimi dediğim gibi tekvandoda daha çok vuruş var. Ne kadar sert vurursan o kadar çok puanını alırsın. Ama karatede tekniğini göstermen lazım olduğu yerine. Ne bileyim katada daha çok kuvvet, kendini kitleme önemli. Kumite'de de esneklik, sıçramalar, estetiklik önemli. Bu şekilde ufak tefek farkları var. Peki ailenizle spora başladığınızdan bu yana ailenizle böyle bir sıkıntılar yaşadınız mı? Veya aileniz size ne kadar destek oldu? Şu anda ne aşamada? Bu konuda ne söylersiniz? Evet, ilk başta benim bu kadar çok ilerleyeceğimi bilmiyorlardı bence. Çünkü hani aslında kimse bilmiyordu. Ben de bu kadar çok ilerleyeceğim bilmiyordum. Öyle gideyim, İstanbul şampiyonu olayım yeter diyordum mesela. Ama konu buralara kadar geleceğini gerçekten hiç bilmiyorduk.
Ama hep her defasında destek oldu. Özellikle babam da sporcu olduğu için, kendi de sporu çok sevdiği için benim sürekli arkamda durdu. Mesela sabah 6'da koşumuz oluyordu. Babam kalkıp 5.30'da beni koşuya götürüyordu. Yani kimse bunu yapmaz. Kimse uykusundan fedakarlık etmez. Ama babam sanki kendi sporcuymuş gibi, kendi yapıyormuş gibi benim hep yanımda oldu. Aynı şekilde annem de çok yardımcı oldu. Çünkü sadece şampiyonluk ya da tek spor yapmak görünen bir kısmını siz görüyorsunuz dışarıda ama onun arkasında aile kısmı da çok önemli. Mesela eve geldiğim zaman direkt annemler yemeğimizi hazırlıyordu. Ne bileyim o kadar çok terli kıyafetlerimizi bazen çantamızdan çıkartıp atıp şeyimiz gücümüz kalmıyordu. O kadar çok yorgun oluyorduk ki. Ama annemiz o işte çamaşırlarımızı yıkıyor, yemeğimizi yapıyor, bizimle ilgileniyor. Gerçekten bu anlamda ailem çok yani en büyük destekçimdi. Bu şekilde yani. Umarım bütün kız çocuklarının ailesi sizinki gibi karşılar. Çünkü ben de ilkokuldayken, ortaokuldayken ve lisedeyken çok büyük çaplı olmasa da böyle voleybol, basketbola çok meraklıydım ve ciddi anlamda da oynuyordum. Okul takımında falan bir şeyler yapıyordum. Ve takım arkadaşlarımızın çoğunun ailesi bir süre sonra istemiyordu spor yapmasını. Sporu kötü bir şeymiş gibi gösteriyorlardı. Özellikle de kız çocuğu için çok işe yaramaz bir şeymiş gibi lanse ediliyordu. Bu anlamda inşallah bütün kız çocuklarının annesi sizin aileniz gibi destek olur diyelim burada. Sakarya Evet. Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği okuyorsunuz. Konuşmanın, söyleşimizin başında da belirttiniz siz bunu. Şu anda mezun olmak üzeresiniz. Şimdiden tebrik edelim bu konuda sizi. Mezun olduktan sonra, yani mezun olur olmaz, öğretmenlik fikriniz var mı? Bu konuda neler söylersiniz? Sesiniz biraz kötü geldi de almadım da. Tekrar, Evet, tamam. evet bu sene mezun olacağım. Öğretmenlik bölümünde okuyorum. Zaten bunun bilinciyle o bölüme başladım. Çünkü lisede ben çocuk gelişimi okuyordum. Ana öğretmeni olmak istiyordum. Çünkü çocuklarla ya uğraşmayı, onlara bir şey öğretmeyi çok seviyordum. Aynı şekilde işte öğretmenlik dedim benim mesleğim olmalı. Çünkü aynı şekilde antrenörlük de yine çocuklarla uğraşıyorsun. Evet, devam etmeyi düşünüyorum. Hatta inşallah atanmam var şampiyonluğuyla. İnşallah mezun olduktan sonra ilk atamada atanırım. İnşallah. Ve inşallah yeni kübralar, yeni nurlar, yeni sistemler. Yani tek temennim bu benim de. İnşallah. Ama şöyle bir şey var. Bir söyleşinizde dikkatimi Sesim geliyor mu çekmişti. acaba? Evet, sesiniz bize geliyor. Anaokulu öğretmenliğinden beden eğitimi öğretmenliğine geçtiğinizi söylemiştiniz bir söyleşinizde. Bu süreçten bahseder misiniz? Neden böyle bir yöneliş oldu? Lisede meslek lisesine gitmek zorunda kaldım. O evime yakın aynı zamanda işte spor hayatıma da devam etmek için. Çocuk gelişim bölümünü. Daha sonra baktım ki sporda bayağı bir ilerlemeye başladım. Hatta liseye geçtikten sonra ilk Avrupa şampiyonluğumu o zaman almıştım. Yani çok mutlu olmuştum. Ailem de bu kadar çok ilerleyeceğim gerçekten ben de bilmiyordum, ailem de bilmiyordu. Ama işte dediğim gibi böyle çalışıp istikrarlı bir şekilde devam edersen bir yerlere varıyorsunuz. Daha sonra işte baktım ki sporda çok ilerledim. Dedim ki yani benim işim demek ki sporla alakalı yani ben burada daha iyi kendimi gösterebiliyorum dedim. Bunu daha iyi hangi bölümle ifade ederim kendimi dedim. Beden eğitimi öğretmenliği. En güzel bu yani bu mesleği. Bu şekilde ona geçtim. Yani bu şekilde oldu kısaca. Şu anda Covid-19 sebebiyle Sesiniz birazcık şey geliyor böyle cızırt az geliyor. cızırtılı mı geliyor? Peki bunun için ne yapabilirim? Zor geliyor, anlayamıyorum. Şu an gitti mesela. Yok, şu an ben konuşmadım. Sanırım internet bağlantısıyla alakalı bir durum olabilir. Sesin gelmeme, kötü gelme durumu. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Covid-19 sebebiyle Mayıs'ta bir dünya şampiyonası yapılacaktı. Siz de buna katılacaktınız.
Ancak süreçten dolayı bu iptal edildi. Bunu nasıl karşıladınız? Evet, biz gerçekten böyle çok sıkı bir dönemdik. Tam Türkiye şampiyonası oldu, derece yaptı. Ondan sonra bir tane daha uluslararası bir maç vardı. Onda da yapan direkt dünyaya gidiyordu ve onda da derece yaptık. Dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Sonra tam gideceğimiz gün korona mevzusu çıktı ve biz diyoruz hani geçecek sanıyoruz. Ne bileyim bu kadar uzun süreceğini, hala da devam edeceğini bilmiyoruz. Hani hala çalışmaya devam ediyoruz. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından bir mesaj geldi işte. Bu seneki yapılan dünya şampiyonu iptal oldu diye. Hani direkt ertelenme falan diyor. Direkt iptal oldu. Ben bunu ilk gördüğüm an direkt ağladım. Yani çünkü 2016'dan beri dünya şampiyonasına gidemiyoruz. 2018'de de gidemedik. 2020'de de yani hazırlanıyorsun. Çünkü herkes aslında bekliyor. Çünkü rakiplerimiz yazıyor. Ne zaman hani gelecek misiniz bu seneki dünya şampiyonasına? Düşünebiliyor musunuz? Birincilik kürsüsünden iniyorsunuz. Orayı boş bırakıyorsunuz. En son siz dünya şampiyonu olmuşsunuz ve bir daha o şampiyonu gidemiyorsunuz. Sizi gösteremiyorsunuz. Bizim için çok üzücüydü. Ben direkt ağlamaya başladım zaten. Hemen takım arkadaşım Emirhan Muran'ı aradım. Duydum mu işte gördüm mü falan diyor. O da çünkü ne yapacağız dedi. İnşallah bir dahaki dünya şampiyonasına da kıyamet kopmaz dedi. Direkt bunu söyledi yani. Çünkü her seferinde bir şeyler geliyor başımıza. Öyle yani. Çok Yani üzülmüştüm ama yani yavaş yavaş o üzüntüyü atlatmaya çalıştım. umarım daha güzel şampiyonluklar getirir size bu Bir de sıkıntılar. şey var. Mesela ben İnşallah. Çünkü ben de benim bu kadar çok üzülmemin sebebi de düşünebiliyor musunuz? Her gün araban yok, aracın yok. Her gün Sakarya'dan İstanbul'a antrenman yapmak için geliyorsunuz. 4 saat, 5 saat yol geliyorsunuz. O yolda bir de antrenmana giriyorsun. Belirli bir düzeniniz olmuyor. Ne Sakarya'da kalıyorsun, ne İstanbul'da, ne kulübünde kalıyorsun. Bu gerçekten çok zorlu bir süreçti. Ben o süreci böyle en güzel bir şekilde atlatmaya çalıştım. Gitmeye hak kazandım ve ondan sonra böyle bir şey oldu. Gerçekten çok üzücüydü benim için. Umarım tekrar edeyim. Gerçekten çok güzel bir sonuçlara gebe olur bu yaşanan sıkıntılar. Sizi çok daha güzel yerlerde görürüz inşallah. Peki Kübra Hanım, spor sizin hayatınıza nasıl bir katkı sağladı? İç dünyanızda veya dış dünyanızda nasıl değişikliklere yol açtı? Birincisi kendimi bulmamı sağladı diyebilirim. Gerçekten yani ben bir spor dalı olmuş olsaydım tekvando olmuş olurdum. Çünkü bu sporla kendimi tanıttım ve yansıtabildim. Zaten tekvando da ben Pumse kategorisinde yarışıyorum. Pumse de nedir? Tekvandonun koreografileşmiş yani kompozisyonu diyebiliriz. Tekvandolarını kendi ruhunla bütünleştirerek dışa vurduruyorsun. Ve burada ben kendimi keşfettim. Hareketlerim yani ruhunla yapmak daha önemli. Yani herkes yumruk atıyor ama o yumruğu ruhunla yapmak, onu hissederek yapmak, onu dışarıdaki hakemlere yansıtabilmek en önemli şeydi bizim için. Ve dediğim gibi bu vesileyle de ben kendi ruhumu bulmuş oldum. Onun ziyade şeyinde ne oldu? Özgüvenim tabii gelişti. Bu vesileyle okula başladım. Atamam oldu. Yani aslında geleceğime yön verdi diyebilirim. Beni kötü arkadaşlardan uzak tuttu. Biliyorsunuz ki spor yani gidiyorsunuz salona, etrafınızdaki herkes spor, kötü bir şeyle uğraşmıyor. Eve geliyor, okulundan evine geliyor, eşyalarını hazırlıyor, spor salonuna gidiyor, geri geliyor evine. Bu şekilde bir döngüsü olmuş oluyor. Belki ben spor salonuna yazılmasaydım, belki kötü arkadaşlıklar elde edebilecektim. Ya da ne bileyim bir amacı olmayan bir insan olacaktım. Spor bana hedef koymayı da öğretti diyebilirim. Programlı yaşamayı da öğretti. Bana çok şey öğretti yani. Sadece tekvando, bütün sporculara sorsanız
bir şey söyler. Yani insana böyle dil öğretiyor. Sabah kalkmayı, içmeni, arkadaşlıklarını nasıl arkadaşlık kurabileceğini, hocana nasıl davranabileceğini. Zaten doğa sporu biliyorsunuz. Hepsini öğretiyor yani. Bir şeyi çok seven insanlar o şeyi yapmadıklarında kendilerini çok kötü hissederler. Yani mesela kitap okumazsa kendini kötü hissediyor veya işte yazısını yazmazsa kendisini kötü hissediyor. Siz de spor yapan biri olarak muhtemelen spor yapmadığınızda veya bu engellendiğinde bir engelle karşılaştığında kendinizi kötü hissediyorsunuzdur muhtemelen. Böyle bir durum yaşadınız mı? Nasıl hissettiniz kendinizi? Nasıl hissettim? Aynı şekilde bana oluyor. Mesela antrenmana gitme zaman bir mutsuz oluyor. Bir parçam eksik gibi. Nasıl böyle yemek yemediğiniz zaman aç kalırsınız ya. Demek ki spor, yani ruhumuzu doyuruyoruz. Bana da aynı şekilde oluyor. Hani gitmediğim zamanlar mesela benim sakatlık yaşadığım durmuştu. Bir 5 ay kadar doğru düzgün antrenman yapamamıştım. O zaman da böyle artık rüyalarımda yapıyordum gerçekten. Rüyalarıma falan giriyordu böyle. Gece demek ki onu düşün uyuduğum için bilinçaltıma yerleşiyordu ve rüyalarımda çalışmaya başlıyordum. Gerçekten dediğiniz gibi oluyor yani. Bir de mesela spor deyince genel olarak insanların aklına şey geliyor, futbol geliyor. Yani diğer sporlar futbolun biraz böyle gölgesinde, gerisinde kalıyor gibi bir izlenim oluşuyor. Bu sizde ve gözlemlediğiniz kadarıyla diğer sporcu arkadaşlarınızda nasıl bir düşünceye yol açıyor? Sesinizi tam algılayamadım. Çok şey geliyor. Tekrar ediyor da. Tekrar alabilir miyim? Neden öyle oldu anlamadım. Futbol, spor deyince futbol akla geliyor daha çok. Diğer sporlar futbolun gerisinde kalıyor. Bu durum hem sizin açınızdan hem de gözlemlediğiniz kadarıyla diğer sporcu arkadaşlarınız açısından nasıl bir düşünceye yol açıyor? Yani birazcık anladım. Bakalım anlamış mıyım cevabıma göre. Sesiniz gelmediğiniz için. Tabii şu an herkesin dilinde futbol var. Yani bir çocuk küçükken ne spor yaptı? Sen direkt alır eline topu futbol oynar. Öyle değil mi? Bu bizim açımızdan tabii ki üzücü. Çünkü biraz geri planda kalıyoruz. Ben her zaman dediğim gibi futbolcular tabii ki de ön planda, yani hep bütün branşlar ön planda tutulsun. Onlar da tutulsun, biz de aynı şekilde. Çünkü biliyorsunuz ki biz dünyada yarışıyoruz. Yani dünya şampiyonasında birinci oluyoruz ama belki futbolda bir kendi de oynadığı bir şampiyonada birinci olsalar daha fazla duyuluyor. Örnek veriyorum. Daha önemliymiş gibi gözüküyor. Bu da bizi gerçekten üzüyor. Hatta bizim tekvando camiasında ya da herhangi bir branşta bu çok konuşuluyor zaten. Ya tek temennim bütün spor dallarına da aynı özveride bulunsunlar. Aynı ne bileyim mesela herhangi bir sosyal medyada bile biz her zaman daha geri planda kalıyoruz. Onlar her zaman daha çok konuşuluyor. Televizyonlarda her yerde futbol konuşuluyor. Hiç siz gördünüz mü? Ne bileyim işte Kübra bir şey olmuş ya da ne bileyim. Çok nadir ya. O da bendeki olay da zaten biraz patladığı için. Çok fazla biliyorsunuz başörtülü bir sporcu şampiyon olmadığı için diye çok fazla ön planda gösterildi. Aslında bu medyanın da birazcık kötü açıdan demeyeyim de biraz kullanmış gibi oldu. Çoğu spor branşını böyle çok fazla öne çıkartılmıyor. O yüzden çok üzülüyoruz. Mesela örnek vereyim. Ben dünya şampiyonu olduğum zaman benimle birlikte Emirhan Buran dünya şampiyonu oldu. Elif Aybük Yılmaz dünya şampiyonu oldu. Mustafa Yılmaz, Olgun Kahveci, Mevlüt Pekcan. Bunlar neden duyurulmadı mesela? İşte bu yönde medyanın da ön planda olması lazım. Yani biraz daha dikkat etmeleri lazım. Bu şekilde yani. Tabii ki de üzülüyoruz hepimiz. Peki bu soruyla Anlatabildim mi bilmiyorum evet ama. evet çok güzel anlattınız. Peki şöyle bir şey de oluyor. Şimdi her alanda istisnasız her alanda bir çekişme, bir rekabet söz konusu.
Muhtemelen spor camiasında da böyle bir rekabet vardır. Bu rekabetlerle nasıl baş ediyorsunuz? Sizi yani rekabetin böyle yıpratıcı bir tarafı var çünkü. Ama iyi anlamda olursa da geliştirici bir tarafı var. Bununla nasıl baş ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Umarım yanlış anlamamışımdır, zor anlamaya çalışıyorum. Rekabetle nasıl başa çıkıyorsunuz mu demek istediniz? Evet. Yani rekabete dayalı bir spor. Yapacak bir şeyimiz yok. Herkes birbiri için yani yarışıyor. Herkes kendi bayrağını temsil etmek için çalışıyor. Bu benim için gayet normal bir şey ama tabii ki de bunu birbirimizi üzmeden, kırmadan yapmamız lazım. Çünkü kortta sadece yarışıyoruz. Onun dışında hepimiz birbirimize arkadaşız aslında. Yani kortta kendini göstereceksin. Kortun dışında da tabii bazen böyle atışmalar oluyor. İşte ben daha iyiyim, şöyleydi, böyleydi. Çok oluyor. Mesela ben şampiyon oldum. Sen şu yüzden şampiyon oldun. Sen hep bu şekilde şeyler çıkıyor mesela. Veya diğer rakipler de aynı şekilde. Bunu bu şekilde düşünmememiz lazım. Benim her zaman düşüncem şudur. Ben elimden geleni yapayım. Gerisini Allah'a kalmış bir şey zaten. Herkes kendi bayrağı için çalışıyor. Herkes kendi için çalışıyor bir bakıma. Ne kadar iyi olursan ülken de o kadar iyi olacak. Ülken o kadar gelişecek. Yani bu şekilde düşünmemiz lazım. Rekabeti ben de kendi ülkem arasında çok yanlış buluyorum ama dış ülkeler arasında rekabetin olması lazım zaten. Çünkü hepimizin iyi olmasını istiyorum. Şahsen ben şu 4 yaşındayım. Bu sporu ne kadar yapabilirim diye düşünüyorum. En fazla 3-4 sene daha çok üst seviyede yapabilirim. Ondan sonra yavaş yavaş düşüşe geçeceğim. Ama bu rekabet mesela alttan gelenlerin de çıkması lazım. Ya bunu biz de istiyoruz. Çünkü ben gittikten sonra diyelim kim yarışacak. Yani hani alttan gelenlerin de iyi olması lazım. Rekabet burada aslında birazcık ön plana giriyor. Böyle olunca onlar da gelişiyor. Biz geliştikçe onlar da gelişiyor. Onlar geliştikçe biz gelişiyoruz aynı şekilde. Böylelikle bütün ülkemiz yani ülkemiz daha fazla gelişmiş bir şekilde yabancı ülkelere karşı yarışıyorlar. Evet, yani rekabetin iyi tarafına tutunmamız lazım. Sözlerinizden onu anlıyoruz. Kübra Dağlı sporcu kadın olmanın zorlukları üzerine neler söyler? Çünkü kadın kimliğiyle sporcu olmak bir takım sorunları da beraberinde getiriyor. Bunun üzerine neler söylersiniz? Evet, aynen o şekilde. Çünkü biliyorsunuz ki kadınları herkes şu şekilde algı yaratıyor. Hani kadınlar spor yapamaz. Kadınlar evinde oturur. Hatta bir ara kadınlar gidemez diye bir algı vardı. Yani önemli olan bu algıyı kırabilmek. Ben en üzücü bir olayımı anlatayım. Ben dünya şampiyonu oldum. Ben bir de çok kötü bir dönemde olmuşum. 15 Temmuz döneminde olmuştum. Ben işte çok mutluyum. Ülkemize böyle bir dönemde altın madalya getiriyorum. Mutlu mutlu geliyoruz yani. Almışız elimize bayrağımızı, madalyamızı. Bir geldim, bir baktım sosyal medyada. Bu nasıl kız, kadın, otursun evinde temizlik yapsın. Nasıl gidiyor orada bacı açıyor. Bir de başörtülü olacak falan. Hani bir kadın olmanın yanında bir de başörtülü sporcu olmak bizim için de daha bir zor bir olay oldu yani. O olayı en güzel şekilde atlatmaya çalıştım. Çünkü 10 kişiden 10'u da aynı fikirde olacak diye bir şey yok. Ama o fikirle o algıyı yıkmaya çalışmak benim artık görevim oldu. Yavaş yavaş da yıkmaya çalışıyoruz. Mesela bunları aslında biz kendimiz de yapıyoruz. Mesela bana küçük kızlar şunu diyor. Abla ben tekvandoya gitmek istiyorum ya da bir baranşa gitmek istiyorum ama çok utanıyorum. Ne yapayım? Ya da ben başörtülüyüm, yapabilir miyim diye çok fazla soru soruluyor. Tabii ki de yapabilirsin yani. Bunu düşünmemesi bile lazım. Yani sonuçta ne yapıyorsun ki? Alt tarafı spor yapıyorsun oraya gidip. Kötü bir dediğim gibi bir ortam yok, bir alışkanlık yapacak bir şeyin yok. Gideceksin,
sporunu yapacaksın, ülkeni temsil edeceksin, bayrağını temsil edeceksin. Ya bu şekilde onlara da söylüyorum. Sonra bana mesaj atıyorlar. Annem, babam, işte annemle babamla konuşur musun diye bir de mesaj aldım, oluyor. Konuşuyorum diyorlar. Başladılar bile. Hatta siyah kemere bile gelmişler. Öyle yani. Zor. O algıyı yıkmaya çalışıyoruz. İnşallah yıkacağız da. İnşallah. Bizim artık savaşımız da biraz da bu da oldu yani. Bu yönden de savaşıyoruz insanlara karşı. Evet. Peki spor dışında başka ilgileriniz var mı? Mesela çok kitap okur musunuz? Kitaplarla aranız nasıldır? Veya seyahat etmeyi sever misiniz? Spor dışında başka nelerle ilgilenirsiniz? Aslında bir sporcunun çok fazla ilgileneceği bir şey olmuyor. Çünkü hayatı spor olmuş oluyor. Zaten okula gidiyorsun, geliyorsun, bir 4-5 antrenman yapıyorsun. Zaten günün bitmiş oluyor. Ama ne yapmaktan hoşlanırsın derseniz, dediğiniz gibi seyahat etmeyi çok seviyorum. Ama onu da doğru düzgün yapamıyorum. Bu yarışmalardan, kamplardan dolayı. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok fazla seviyorum. Zaten hep birlikteyiz ama hep birlikte olduğumuz zaman da dediğim gibi antrenman yapıyoruz. Onun dışında bir şeylerle uğraşmak bize çok iyi geliyor. Daha sonra kedim var. Kedileri çok seviyorum. Bütün kedilere bakıyorum. Kedilerin annesi diyorlar artık bana. O şekilde yani. Onlarla uğraşmayı çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Sosyal medyayla biraz uğraşıyorum. Biraz değil, bayağı uğraşıyorum. Her platforma girmeye çalışıyorum. İnsanlara tekvandoyu tanıtmaya çalışıyorum. Sosyal medya demişken zannediyorum bir YouTube yani. Kanalınız var. Zannediyorum bir YouTube kanalınız var. YouTube kanalınızı ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Oradan YouTube üzerinden birilerine ulaştığınızı düşünüyor musunuz gerçekten? Evet, YouTube kanalım var ama daha yeni başladım. Şu an 2 videom var. Onu sık sık hani etkili kullanmam lazım ki karşıda bunu alsın, bana dönüş yapsın. Nasıl Telegram'a çok fazla kullanıyorum, aynı şekilde YouTube'u da o şekilde kullanmak lazım. Daha yeni başladım. Ama dediğim gibi sosyal medyadan zaten bana çok fazla ulaşan oluyor. Bu şekilde gören oluyor. Ne denir hani, böyle bir şey olması benim için de güzel oluyor, karşı taraf için de güzel oluyor. Bu şekilde yani. Ama YouTube'a yeni girdim daha. Çok fazla kişiye de ulaşamadım şu an. İnşallah ulaşırsınız diyelim. Çünkü YouTube gibi mecralarda ilerlemek diğer sosyal medyadaki şeyler gibi olmuyor. Daha zor oluyor. Umarım buradan da çok daha geniş insanlara ulaşırsınız umarım. Uzun süredir kulüpte değil de evde çalışıyorsunuz. Antrenmanlarınızı evde İnşallah. Yapıyorsunuz. Bu size ne gibi zorluklar getirdi evde çalışmak? Gelmiyor, anlayamıyorum. Bu cızırtılı geliyor, anlayamıyorum. Onu nasıl halledebiliriz? Bu sesin gelmeme durumu galiba sizin internet hızınızdan kaynaklı bir durum zannediyorum. O nedenle şu an yapabileceğimiz ne var diye düşünüyorum ama sanırım sizin internet ağınızla ilgili bir durum bu. Değiştirsin mi şu an? Olabilir, değiştirebilirsiniz tabii. Yerimi değil olur mu acaba? Tabii olabilir. Buyurun. Yakın bir yere, modeme daha yakın bir yere geçebilirseniz. Yere geçtim. Eyvah. Bilmiyorum. Nasıl? Bir yorumlara bakayım. Şu an sesini gelip bir konuşabilir miyiz acaba? Evet, sizin sesiniz bize geliyor. Şu an tam ekranın yerleşmesini bekliyorum. Sizin sesiniz bana gelmiyor. Şu an gelmiyor mu sesimiz size? Geliyor mu şu anda? Sizin sesiniz cızırtılı geliyor. Hay Allah.
Geliyor ama cızırtılı şekilde geliyor. Böyle hani sürekli gidip geliyor. Anlıyorum. Biz bu şekilde devam etmeye çalışalım yine de. Kübra Hanım, şöyle bir soru sormak istiyorum. Uzun süredir kulüpte değil de evde çalışmaktasınız. Bu sizin çalışmalarınızı olumsuz yönde etkiledi mi acaba? Yani evde çalışmakla kulüpte çalışmanın artıları ve eksileri neler oldu sizin için? Acaba şey yapabilir miyiz? Kapatıp tekrar. Yorumlara yer verelim. Yorumlarda aslında epey yorum gelmiş. İyi yayınlar dileyenler olmuş. Soru sorsak cevaplar mısınız diye ne olmuş? Tabii ki cevaplarız. Ama bir soru gelmemiş şu anda. Tekvando üzerine arkadaşlarımız burada bir sohbet etmişler. Yine dondu diye yazmış bir. Hoş geldiniz. Şu an sesiniz daha iyi geliyor. İnşallah yine aynı şekilde olmaz. Çünkü Olmaz, inşallah anlayamıyorum. olmaz. Sorulara da cevap veremiyorum. Tamam, İnşallah. inşallah olmaz. Sorumu tekrar yineliyorum. Bu süreçten ötürü uzun zamandır çalışmalarınızı evde yapıyorsunuz. Bu durum nasıl etkiledi Evet. sizi? Bunun artıları ve eksileri üzerine neler söylersiniz? Evde çalışmanın olumlu yanları ve olumsuz yanları üzerine. Evde çalışmanın pek fazla olumlu yanı yok. Aslında eviniz büyükse, genişse rahat rahat antrenman yapabilirsiniz. Ama bizim ev çok fazla küçük olduğu için 3 metrekarede ne antrenman yapabilirim? Ayağımı bile tam uzatamıyorum. Ki ben ayağımı ne kadar kaldıracağım? Bu yönden biraz da bayağı bir sıkıntı çektim ama yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım. Tabii ki de bu dönemde tekvando antrenmanı yapamadım. Daha çok ne antrenmanı yaptım? Pilates. Bantlarla çalıştım. Vücut kuvvetimi arttırmaya çalıştım. Temel şekilde çalıştım. Bu şekilde yani benim için biraz kötü oldu diyebilirim yani. Bu durumu atlatmak biraz değil, bayağı kötü oldu. Alanım gerçekten çok küçüktü. Ama iyi kötü bitirdik artık. Salonlar açıldı. Kendi kulübümüzde çalışıyorum. Biliyorsunuz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde de sporcuyum. İnşallah orası da açılacak. Orada da antrenman yapmayı planlıyorum. Orası zaten çok büyük bir salon. İstediğimiz her şeyi rahatlıkla yapabiliyoruz. Ama onun öncesinde şu an kendi kulübümde çalışıyorum. Bu şekilde yani. Daha yeni başladık. Dönüşüm biraz kötü oldu. Her yerim ağrımaya başladı. İlk antrenmandan sonra yani bütün artık parmak ucundan ayak parmak ucuna kadar yerim ağrımaya başladı. Hamlamışım diyebilirim. Evde çok çalışmayla da olmuyor yani gerçekten bir spor salonu kadar değil. Evet. Tek başınıza yaptığınız çalışmalarınız, antrenmanlarınız var. Bir de çift olarak yaptığınız antrenmanlarınız var. Tek olarak çalışmanın ve çift olarak çalışmanın olumlu olumsuz yanlarından söz etmenizi istesek neler söylersiniz? Evet ben ferdi yarışıyorum ve aynı zamanda paye bir çiftim de var. Onunla birlikte de yarışıyorum. Çalışmamak pardon. Çalışmamak bayağı bir kötü oldu diyebilirim. Çünkü biz uzun zamandır bu kadar böyle ayrı kaldık. İnşallah ilk buluştuğumuz antrenmanda uyumumuz kaybolmamıştır. Yoksa biraz da uyum çalışacağız yani. Düşünebiliyor musunuz? Biz yani şunu yapıyoruz, örnek veriyorum. Bunu aynı anda yapana kadar tekrarlıyoruz. Sürekli tekrarlıyoruz. Bu şekilde tekrar tekrar yumruk atıyoruz. Sürekli aynı şekilde aynaya bakarak birbirimize böyle şey gibi olmamız lazım. Ayna gibi olmamız lazım. Bu 3 aylık dönemde de tabii ki de biraz bozulmuş olabilir. Artık
tekrardan bir devam edeceğiz çalışmaya. İnşallah. Peki örnek aldığınız sporcular mutlaka vardır. Türkiye'de ve dünyada örnek aldığınız sporculardan bahseder misiniz ve neden onları örnek alıyorsunuz kendinize? Şu an sesiniz ilk defa. Tekrar edeyim mi soruyu? Yok, şu an geldi. Yani son dönemde sesiniz bayağı iyi geldi. Benim örnek aldığım sporcu var tabii ki de. Koreli bir sporcu bu. Adım Min Chol ve Han Biol. İki kişi bunlar. Yani iki Koreli. Biri kız, biri erkek. Onlarla böyle, onları izleyerek zaten bütün tekvandocular, benim branşımda olan freestyle yapanlar, ondan görerek öğreniyor bazı şeyleri. İnternet vasıtasıyla yine aynı şekilde söylüyorum. Bizim için internet çok önemli o yüzden. Ve onunla buluşmayı, görüşmeyi çok istiyorum. Sonra para biriktirmeye başladım. Dedim ki ben Kore'ye gideceğim. Kore'ye gitmeyi de çok istiyordum. Para biriktiriyordum. Daha sonra bu şeyde Red Bull araya girdi ve sponsor oldu. Beni Kore'ye gönderdi. Bu şekilde idolümle görüşmüş oldum. Onunla antrenman yapma fırsatım oldu. Ve şanslıydım. Çünkü idol almak sadece hani hareketleri değil, davranışlarıyla da ben bir kişiyi idol almak isterim, örnek almak isterdim. Ve gerçekten mükemmel bir kişiye şey idol almışım diyorum. Yani davranışları, sana karşı tutumu, hareketleri, öğretmesi, hani gerçekten bir idol denilebilir. Çok şanslıyım. O yüzden insanlar idol alırken de dikkat etmesi lazım. Çünkü küçük çocuklar birilerini idol alıyor. Mesela onun gibi olmaya çalışıyor. Onu yaparsa ona doğru geliyor. O yüzden dediğim gibi doğru kişiyi idol almak da çok önemli. Evet, bence de çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Örnek alınan kişi, kendine yani benimsenen kişinin şahsiyeti varsa, onu benimseyen kişilere de bir yankısı, katkısı oluyor. Ama benimsenen kişinin şahsiyeti yoksa, maalesef onun izinden gidenler de şahsiyetsiz insanlar oluyor. Buradan şöyle bir soru sorsam size, spor yapan insanların şahsiyeti de böyle çok güzel oluyor. Yani sporcu çevikliği dediğimiz, sporcu atikliği dediğimiz şey o insanın şahsiyetiyle böyle adeta birbirine örmüş oluyor. Ama buna rağmen, hani sporun insana verdiği bu şeye rağmen o şahsiyetten yoksun olan sporcularımız da var. Bu sporun insana asalet vermesi veya vermemesi, bunun üzerine neler söylersiniz? Bu anlamda olumsuz gözlemleriniz var mı acaba? Evet, dediğiniz var. O sporu gerçekten kendine bağdaştırmış. Çünkü spor bir hal yani. Onun bir belirli kuralları var. Onu kendine alırsan, yani doğru alırsan doğru olursun. Ama onu alıp bir başarı elde edip sonra böyle bir böbürlenirsen bu hiçbir işe yaramıyor. Yani en önemlisi karakter. En önemlisi yani dediğim gibi bu konuda karakter. Sesim geliyor mu bu arada? Ben sizi çok Tabii özenmiyorum tabii ama. geliyor. Sesiniz geliyor bize. Sürekli aynı şeyi tekrarladım sesim gelmiyor diye de. Yok, geliyor. Bir daha soruyu alabilir miyim bu arada? Tam anlayamadım. Karakter dediniz. Sorum şuydu. Spor insana bir asalet veriyor. Onun şahsiyetine bir katkı sağlıyor. Evet. Sizce sporculara yansıyor mu bu? Yani gözlemlediğiniz kadarıyla neler görmektesiniz? Yani sporcuların bu uğraştıkları sporla ilgili ve kişilikleriyle ilgili durumlar örtüşüyor mu? Evet, ya bu aslında kendiyle de alakalı bir durum. Çünkü dediğim gibi bir yandan bir başarı sağlayınca X kişi çok havalanır, kendini yükseklerde görür, en iyisi benim der. X sporcu da der ki mesela ben bu başarıyı aldım, işte ülkemiz için aldım, bizi örnek alacak insanlar için aldım diye düşünebilir. Yani bu insanın kendi karakteriyle de aile yapısıyla da çok önemli.
Bu yani benim dediğim şey, düşündüğüm, gördüğüm çok var böyle yani. O yüzden Evet. önemli olan kendini bozmamak, sporunu yapmak bu Evet. şekilde. Başaramamaktan korkuyor musunuz peki? Efendim? Başaramamaktan korkuyor musunuz? Başarılı olmaktan Yok, korkuyor başarılı muyum? olmak Başarısız değil. mıyım? Başaramamaktan korkuyor musunuz? Başaramamaktan. Yani önce gerçekten bir şey yapamayacağım, olmayacak diye çok korkuyordum. Ama yani sonuçta şey düşünmeye başladım. Ya bu bana eziyet oluyordu artık. Hani hep illaki ben yapayım, ben. Bu bana bir eziyet oluyordu. Böyle artık uyuyamıyordum, ne bileyim, mutlu olamıyordum. O işi seviyorum ama o bana bir zor geliyordu yani. O işten zevk alamamaya başladım. Ondan sonra dedim ki yani Kübra, sen elinden geleni yap, çalış, didin, ne bileyim, işte antrenmanlarına git, yapabildiğin kadarını yap. Olursa zaten olacak. Hani boşuna kendini paralamana, şey yapmana gerek yok. Ama dediğim gibi bir şey bir kez olmayınca da ben öyle hemen bırakacak bir yapıda da değilim. Tabii ki de yapıyorsun, ya olmayınca tekrar deniyorsun, tekrar deniyorsun. Zaten başarı ne zaman geliyor? Artık yeter ya dedin, yeter. Yapmak istemiyorum, bıktım dediğin noktada o anda ne başarılı oluyorsun. Ondan sonra devam edince başarılı oluyorsun. O noktayı da bulmak çok önemli kendinde. Yani başaramamaktan artık çok fazla korkmuyorum. Başarısız olabilir. Çünkü başarısız olunca kendi hatalarını daha fazla görüyorsun. Evet. Mesela bir yarışmaya gidiyorum. Hata yapıyorum. Yeniliyorum. Olmadı mı? Çok kez oldu. Çok kez yenildim. Ama mesela geliyorum. Şey bakıyorum hemen. Açıyorum. Videolarımı izliyorum. Nerede hata yapmışım? Nasıl çalışmalıyım? Neler yapmalıyım da hani bir dahaki yarışmada daha iyi olmalıyım? Onlara çalışıyorum. Eksiklerimi tamamlıyorum. Başarısızlık sana çok şey öğretiyor. Gerçekten öyle. Mesela başarılı oluyorum. Geliyorum hiç öyle değil. Videolarıma bakıp analiz falan yapıyorum. Başarısız olduğumuz zaman yapıyoruz. Üzülüyoruz, daha çok çalışıyoruz. O yüzden aslında daha da çok önemli. Bir üst seviyeye taşımak için kendini. Evet. Peki Kübra Hanım, son soruma geçiyorum ben. Aslında tam internetin düzeldiği bir şeye geldik ama son soruma geçiyorum ben de ne yazık ki. Şampiyon olduğunuzda kürsüye çıkarken böyle elinizde Türk bayrağı oluyor ve biz o sahneyi izlediğimizde çok duygulanıyoruz. Çok gurur veriyor bize bu, çok heyecanlandırıyor. Siz bizzat o anı yaşayan biri olarak o an neler hissediyorsunuz? Aklınızdan neler geçiyor? Bizimle paylaşır mısınız? Aklımızdan neler geçiyor diyeceğim de iki şey oluyor. Bir, hafızanı unutuyorsun. Kendini unutuyorsun yani, o an ben burada mıyım diyorsun. İkincisi de yaptığın her şey gözünden böyle şerit gibi geçiyor gerçekten. O sabah kalmaların, uykusuz günlerin, antrenmanı yapmak için oradan oraya hani yolculukların. Sonuçta ben antrenman salonuna gitmek için 1,5 saat yol gidiyorum, 1,5 saat yol geliyorum normal hani evdeyken. Ama bir de Sakarya'dan 5 saat gidip 5 saat geliyorum. Yani böyle antrenmanda yapamadığım zaman ağlamalarımız, zırlamalarımız, motivasyon düşüyor, her şey geçiyor. Ve o an böyle idrak edemiyorsun ya, ben mi oldum, etrafa soruyorum, biz mi olduk, biz mi dünyaya, bir daha söyle, evet sen oldun falan derken böyle o an böyle bütün yorgunluğun gidiyor. Yani yarışmadan önce bir vücudun ağır, bacağın ağır, ellerini kaldıramıyormuş gibi oluyorsun. Hani ellerin ayağın titriyor, heyecanlısın, yemek yiyemiyorsun o maç sabahı heyecandan. Maça çıkıyorsun, başarılı olduğun zaman ya da olmadığın zaman. Maç bittikten sonra sanki bir hafifliyorsun, sanki hiç yokmuş gibi. Kuş gibi oluyorsun. O anın tadını yaşıyorsun yani. Hele İstiklal Marşı'nı okurken elimizde bayrak. Yani o duygu gerçekten nasıl anlatayım? Hani anlatabiliyor muyum? Dışarı yansıtabiliyor muyum? Ama gerçekten hani hani anlatılmak yaşanır diye bir tabir var ya, gerçekten öyle. Güzel yani, kuş gibi oluyorsun diyebiliriz.
İnşallah nice başarılar elde edersiniz. Peki son olarak bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizimle paylaşmak istediğiniz? Beni yayınınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi her zaman desteklediğiniz için de çok teşekkür ederiz. İnşallah biz de aynı şekilde çalışmaya ilkemiz için daha inşallah daha güzel başarılar elde ederiz. Siz de desteklerinizi, dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah. Çok teşekkür ederim tekrar size davet Biz de çok ettiğiniz için. teşekkür ederiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın YouTube kanalına konuk olduğunuz için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Umarım inşallah yeni başarılarla, yeni şampiyonluklarla, yeni programlarla yine bir araya geliriz. Yeniden görüşmek üzere diyorum ben size. Annenize çok selam ediyorum. Ailenize çok selam ediyorum. Hoşça kalın Kübra Onları Hanım. Ve aleyküm görüşürüz. selam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın siz de. Milli sporcumuz Kübra Dallı'ya programımıza konuk olduğu için çok teşekkür ederiz. Teknik arızalardan dolayı bir takım şeyler oluyor canlı yayında. Ben de çok böyle toparlama gibi, yani toparlama ustası olmadığım için o anlarda ne yapacağımı bilmiyorum. Bir panikleme durumu söz konusu oluyor, hak verirsiniz ki. Sadece şöyle bir yorumlardan bir şeye dikkat çekip programı kapatmak istiyorum. Kabaca şöyle bir yorumlara baktım. Birisi şey yazmış. Çok az kişi izliyor. Öncelikle izleyici sayısının tabii ki yüksek olmasını biz de çok isteriz. Bu önemsediğimiz bir şey. Yani önemsemiyoruz desek pek doğru ve dürüst bir şey olmayacak. Fakat izlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sorular, kaliteli sorular sormaya çalışıyoruz. Bu anlamda destek veren arkadaşlara, bizi izleyen arkadaşlara ben çok teşekkür ediyorum. Ama şöyle de bir şey de var. Az izlenmesi kalitesiz olduğunu veya kötü bir program olduğunu göstermiyor. İnşallah ilerleyen süreçte daha güzel, daha ses getiren, daha izlenilen, daha haberdar olunan programlar olur. Hem bizim adımıza hem bakanlığımız adına bu çok onur edici bir şey. Onun haricinde bizden beklentileriniz olursa tabii ki programlarda yorumlara paylaşabilirsiniz, bizlere gönderebilirsiniz. Yeni konuklarla yeni programlarda görüşmek, buluşmak dileğiyle Gençlik Radyosu'ndan hepinize selamlar.